Merhaba, benim adım Tunç Ali Kütükçüoğlu. 5 yıldır internette ekonomi ve çevre ile ilgili yazılar yazıyorum. Google'dan ararsanız ekonomi ve çevre adımı da ekleyerek Tunç Ali beni bulursunuz. Bugün kısaca bir ekonomik terim hakkında konuşmak istiyorum. Petrol üretimi. Petrol üretimi terimi ekonomiyle ilgili dergilerde, haberlerde çok kullanılır. Sadece Türkçe'de değil, İngilizce'de de bu şekilde kullanılan bir terim. Oil production. Konuşmak istediğim konu şu. Bu terimde kaç tane yanlışlık var veya daha doğrusu bu terimi bu şekilde kullanmak hangi yanılgılara yol açıyor? Yanılgılar derken beyinde oluşan algısal yanılgılar. Bir kere yanılgı bir, petrol üretilen bir şey değil. Petrolü milyonlarca yıllık bir süreç içinde, hatta milyarlar bile denebilir, doğa üretmiş. Genelde okyanuslardaki canlıların, mikroorganizmaların dibe çökerek sıkışmasıyla oluşan bir şey petrol. Çok uzun süreçlerden sonra milyonlarca yıl, milyarlarca yıl hatta belli rezervler oluşmuş. Biz bu petrol rezervlerini hızla tüketiyoruz. Ne zaman tükeneceğini bilemeyiz ama tükeneceği kesin. Çünkü rezervler belli. Hızla tükeniyor ve doğa hala petrol üretiyor olabilir çok yavaş bir şekilde ama bu doğanın ürettiği petrol insanın tüketimine göre son derece yavaş. Yani doğa çok daha yavaş üretiyor. Öyle ki doğanın böyle milyarlarca yıldır ürettiği petrolü insan sanki birkaç yüzyıl içinde tüketecekmiş gibi gözüküyor. Yani petrol üretilen bir şey değil. Bu birinci yanılgı. İkinci yanılgı petrolü insan üretmiyor. Yani bu terim öyle bir bağlamda kullanılıyor ki sanki petrolü insan üretiyormuş gibi. Öyle değil. Yani dikkat edin. Mazot, benzin gibi petrol türevlerinden söz etmiyor. Doğrudan petrol üretimi diyor. İnsan üretmiyor. Doğa üretmiş vakti zamanında. İnsan sadece petrolü çıkarıyor. Değişik süreçlerle bunu değişik maddelere dönüştürüyor. İşte mazot ve benzin gibi ve kullanıyor. Yani petrolü sadece çıkarıyor, üretmiyor. İki yanılgı. Petrol üretilmiyor, insan üretmiyor. Ama bununla birlikte bir yanılgı daha var. Bir yandan çoğumuz biliyoruz ki petrol üretilen bir şey değil. Var olan rezervleri kullanıyoruz. Ama öte yandan da petrol üretimi terimi bilinçaltında şöyle bir algı yaratıyor. Sanki insan petrolü sınırsız üretip tüketebilirmiş gibi. Sanki bu sınırsız bir kaynakmış gibi. Yani tükendikçe insan üretir ne olacakmış gibi. Böyle beynin bir tarafında bir algı yaratıyor. Bu yanlış algı ana akım yani neoklasik iktisatın sınırsız büyüme hurafelerini de biraz besliyor. Tabii tek başına bu değil ama buna benzer yanlış algılar. Toparlayacak olursak 3 algı yanılgısından söz ettim. Petrol üretilmiyor. Rezervlerden yiyoruz. Yani sermayeden yiyoruz, tüketiyoruz. İnsan üretmiyor. Doğa üretmiş. Ve de sınırsız bir kaynak değil.